Video çekiyordum, yasak dedi. Çekemiyorum. Şu ana kadar gezdiğim gerçekten en iyi hava yolu şu anda Malezya oldu. O kadar rahat ki ve geniş. Yani anlatamam. Çektim videoyu ama hanımefendi yasak dedi. Malezya'da görüşmek üzere. Şu anda Malezya'ya vardım. 15 saatlik uçuşun ardından bayağı yoruldum. Havalimanı ilgimi çekti. Bizim İstanbul Havalimanı gibi uzun zamandır gerçekten böyle konforlu bir havalimanına gelmemiştim. Şimdi bağcımı alacağım. Aldıktan sonra da merkeze doğru gideceğim. Şimdi şöyle, ben normalde Nepal'e gidecektim. Malezya uçak biletini buldum. Çok ucuza buldum. Şimdi fiyatını söyleyeceğim. 10.000 TL'ye uçak bileti buldum. Çok ucuzdu. Business class gibi uyuduğum, böyle ayağımı uzattım, istediğim şeyi yaptım. 10.000 TL'ye. Bunu da Skyscanner'dan buldum. Skyscanner'dan şöyle, yani yemek yerken, sürekli bir şey yaparken Skyscanner'dan bakın, görün. Çok ucuz gerçekten. Acayip ucuz. Skyscanner'da o kadar ucuz uçak biletleri var ki. Hani inanamıyorsunuz. Bazen diyor, lan oğlum diyorum ki, şu uçak biletini alırsam bu uçak bileti iptal olabilir, param gidebilir. Çünkü biliyorsunuz ki online işlemlerde geri dönüşü olmayan işlemler. Skyscanner özellikle uçak biletlerine böyle sürekli böyle girin, tarihi değiştirin, bir şeyler yapın. Denk gelecek, indirimler denk gelecek işte. Biletini alıp iptal edenler olduğu için çok ucuza denk. Yani 10.000 TL'ye, lan 10.000 TL'ye Malezya'ya mı gidilir? Bir de aktarmalı geldim. Düşenmeden Taşkent yaptım, Taşkent'ten Malezya yaptım. Acayip ucuz, çok ucuz. Merkeze taksiyle de gidebilirsiniz. Otobüsler de var ama ben trenle gideceğim. Çünkü tren hem ucuzu hem yolları çok güzel ve görülmeye değer yerler olduğu için şimdi trenle gideceğiz. Malezya'ya geldim ve çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Çünkü Malezya'yı merak ettiğim ülkeler arasındaydı. Malezya'ya da böyle geldiğim için çok mutluyum. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Hangi ülkeye gidiyorsak yağmuru kendimizle getiriyoruz. Tacikistan'daydım, yağmur durmadı ben oraya vardıktan sonra. Buraya geldim, yağmur başladı. Hangi ülkeye gidiyorsak yağmuru kendimizle getiriyoruz. Böyle caddenin hemen kenarlarında motosikletler burada konumlanmış ve bunların hepsi yemek üzerine çalışıyor. Bizim Türkiye'deki Getir gibi. Buradaki aplikasyonu Getir değil de Food Grab. Bakın buradaki bütün insanlar buradaki kırmızıya değişik ışıkları beklemiyorlar. Hepsi ne yapıyor? Bakın şurada da insanlar var. Bakın şurada da var. Bakın şurada ileride de var. Hepsi şu iki tane kuleyi çekiyor. İkiz kulelerin olduğu yerde hemen böyle küçük bir seremoni var. Su ve müzik eşliğinde. Malezya'nın en kalabalık sokağı, en kalabalık caddesi ve burada akşamları müzik festivalleri oluyor. Burada da herkes kendi yeteneğini sergiliyor. I am afraid, man. Oh, it's a snake? Just like a video brother. Malezya'nın en çok binaları mı ilgimi çekti? Burası ikiz binaları. İkiz binaları Malezya'nın sembolik yeri. Ve şurada da ikiz binaların böyle etrafında özellikle Malezya'nın binaları ilgimi çekti. Malezya'daki çoğu restoran Hindistanlılar işletiyor ve Hindistan yemeklerini sokaklarda sık sık bulabiliyorsunuz. En işlek yeri olan, bakın, ikiz kulelerin hemen böyle kenarında Hindistan restoranı. Burası bir Çin mahallesi. Malezya'nın sadece böyle Çin mahallesi. Burada sadece böyle Çin oteli olsun, Çin ürünleri olsun ve sokaklarda böyle insanlar yatıyor. Bakın her yer Çince. Yani mahalleye girdiğinizde mahallenin bütün aurası Çin'e dönüyor. Her yerde de Çin yazısı var. Hiçbir şekilde Malezya ile alakası yok. Ve özellikle buraya Çin mahallesi diyorlar. İşte Çin oteli, Çin hosteli, Çin yemekleri. Ne aklınıza ne gelirse. Malezya böyle sokaklarında böyle en çok sevdiğin şeylerden bir tanesi kokonatlar sokakta satılıyor. Ve biliyorsunuz ki güne merhaba dedik, merhabamızı kokonatla açıyoruz. Oh, yaşasın. Oh. Şimdi bunun içindeki şu kokonat var ya, Hindistan cevizini böyle sıyıracak, sıyıracak. Ya. Şahane ya, vallahi ben var ya. Şunu Endonezya'da yedim. İçtim pardon. Endonezya'da içtiğimde daha lezzetliydi. Burada adam beni takmadı. Malezya'da en çok sevdiğim şeylerden. Bu arada çok ucuz. 5 ringgit'te satılıyor bu. Yani bizim parayla 5 çarpı 4 yapalım. 20 TL, 30 TL ediyor. Çok da pahalı değil. Ve böyle taze taze sabahınızı düşünsene. Kafeyle, kofi ya da çayla açacağınızda Hindistan cevizi suyuyla. Malezya'nın gece hayatına akıyoruz. Burası şu anda Malezya'nın en işlek yerlerinden bir tanesi. Buranın böyle gece hayatını döndüğü yerlerden bir tanesi.
Ve acıktım gece böyle canım sıkıldı. En dışarı çıkıyorum böyle bir hava alayım. Çok değişik bir hayatı var bunun. Mesela bakın karşı tarafta böyle insanlar yerde yatıyor. Hatta böyle değişik değişik hareketler yapan şu ablamız ahkam kesiyor. Böyle geçen arabalara trafik polisliği yapıyor. Çok da güzel yapıyor bu arada. Elinde bir kılıç var. Değişik bir konsepti var gerçekten Malezya'nın. Sabahları böyle tam bir böyle İslam ülkesi geceleri var ya. Tam böyle kendi hayatında akan bir yer. Bu arada Malezya'nın ben döneni biliyorsunuz ki nereye gidersem gideyim yemeklerinin tadına bakıyorum. Ya çok lezzetli ya yemin ederim bak bir tane istedim. Şimdi bir 5-10 dakika sonra bunu bitirdiğim gibi ikincisini isteyeceğim. Malezya'da böyle bu gece bir gece hayatını göstermek istiyorum. Neler dönüyor gece hayatında. Bakalım neler göreceğiz. Malezya'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi böyle dürümleri. Tostun içine koyuyorlar da veriyor. Yani tostla böyle bastırıyorlar ondan sonra veriyor. Çok lezzetli. 10 numara 5 yıldız. Kier Tower Malezya'nın en yüksek 7. binalarından bir tanesi ve burada en yüksekten Malezya yani Male'yi görebilirsiniz. Özellikle Malezya'nın böyle artık sembolik yerlerinden bir tanesi. Malezya'yı çok güzel böyle en yukarıdan izleyip böyle Malezya'yı kuş bakışı görebiliyorsunuz. Şahane bir manzarası var. Kiel Tower'dayız şu anda. Kiel Tower Skydax bölümündeyiz. Buradan böyle açık dışarıdan izleyebiliyorsunuz. Böyle bütün 360 derece Malezya'yı izleyebiliyorsunuz. Malezya'da böyle open house dedikleri bu gibi yerler var. Burada işte buranın yerli insanları herkes kendince bir şeyler yapıp buraya getiriyor. Ve burada herkes birbirine ne yaptı yani kim ne yaptıysa buraya koyup aynı açık büfe gibi herkes buradan nasibini alıyor. Ve böyle akşam yemeğini open house dedikleri benim Rus kardeşim. Benim Rus kardeşim dedi ki gel open house var. Burada hem yemeğimizi yiyip hem de böyle lokal insanlarla vakit geçireceğiz. Çok da güzel oldu. Bu şekilde hem yerli insanlarla iletişim kurup hem de böyle ne bileyim hani bir şeyler paylaşıyorsunuz. Yemek olsun, kültür olsun. Ben geldiğimde Turkish Snowball çok da güzel oldu. İyi ki de gelmişim. Malezya'nın böyle gördüğüm en güzel böyle manzaralarından bir tanesi. Bütün insanlar küçük de olsa bir şeyler yapıp böyle şuraya getirip tezgaha koyup kimin ne yaptığı umurumda yani kimin ne yaptığı hiç önemli değil. Yeter ki oraya gelip şu suyu bırakan bile oraya küçük de olsa destek oluyor ve insanlar burada birbirlerine kendi yemeklerini paylaşıyorlar. Dışarıda da imkanı olmayan insanlar gelip burada yemeklerini yiyorlar. Biz de tabii ki geldik rızkımızı aldık. Çok da güzel oldu. Her tanrı için sizin adınıza böyle ibadet eden arkadaşlara destek çıkıyorsunuz. Ve burada mesela orada bilet alıp burada sizin adınıza işte tanrıdan ne bileyim hani sizin adınıza dua ediyorlar. Sonra o tanrının böyle bakın güller falan var. O gülleri poşete koyup ödeme yaptığınız yerden adınız okunduğu zaman oradaki gülleri size veriyorlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Oh my god. You are monster. Bunun ne olduğunu bilmiyorum böyle. Tapınağın içinde. Çok güzel olmuş. Tabağın içinde böyle bir şey var. Çok güzel. Yeah. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Evet. Ama benim için değil ya. No, evet. Doğru. Yeah. Ama benim için lezzetli değil hanımefendi. Senin için lezzetli, benim için lezzetli değil. Ben bir erkek, ben yok. Ben no yapmam. Tapınağın en üstüne çıkmak için geceyi buldu. O kadar uzaktı ki yani dışarıdan şu anda gece oldu. Daha yeni vardım tapınağın en yüksek tepesine. Ve bakın tepede böyle bildiğiniz mağaranın şeyi var. Böyle mağaranın içinde yürüyorsunuz. Allah'ım korkuyorum ya. Şöyle gideyim de. Tapınağa doğru devam ediyoruz. Tapınağın şu anda en yüksek tepesindeyim. Yani böyle dönüm noktasındayım. Hemen karşıda da Hinduların tapınağı var.
Orada bir ibadet ediyorlar. Gidip ibadetimizi edeceğiz. Ve burası böyle bir mağara. Sesim yankılanıyor hatta. Okyan kişi vaiz olması lazım. Ve imamımız bir de vaizimiz. Bakın adamlarda kültür var. Nasıl sırayla tek tek gidiyorlar. Kimse sırayı bozmadan böyle yukarı doğru merdivenle gitmek isteyen gider. Yürümek isteyeni engellemek için diğerleri mesela sağda beklemez. Solda beklerler. Bakın sırayla gidiyorlar. Hiçbir şekilde kimse kimseyi bozmuyor. Vallahi kültür böyle bir şey kardeşim ya. Oo, bizim şavurma gri. Turkish Street. Alın size Türkiye. Türkiye'nin sokağı. Adamlar cirit atıyor Türkiye'nin yemeğine. Alright, kita sambung balik dalam 10:30. Kita jumpa balik kat sini sebab kita ada buat promosi je lagi. 1 2 Alright, come on bro. 3 4 Oh man, last one. Wait, concentrate. Five. Concentrate. Thank you sir. Alright, terima kasih semua. Kita jumpa 10:30 tepat. Malezya'nın geceleri gündüzlerinden daha eğlenceli ve yani burada en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Abi enerjisi durmuyor. Malezya'nın enerjisi durmuyor. Her saniye baş, her saat baş enerjisi var. Böyle meydanda balon, bizim aynı Kapadokya'daki gibi şan balon. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz şuradan takip edip buradan yorum yapmayı unutmayın. Malezya Kuala Lumpur'dan selamlar.